Bugüne kadar Hafter'i teşvik eden, Hafter'e silah veren ve Hafter'e dışarıdan lejyonerler sağlayan ülkeler var. Darbeci Hafter'in başka ülkeler tarafından desteklendiğini söyledi, meşru olmadığını bir kez daha yineledi. Ateşkes iki taraf içinde, ikisi arasında olacağı için belgeyi de onlar imzalayacağı için tabii yok sayılamaz çünkü ateşkes için Orada var. Yapılması, ateşkesin sağlanması için var. Ama altını da çizdik meşru değil. Meşru olan ulusal mutabakat hükümeti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın konuğuydu. Çavuşoğlu'nun gündeminde Libya'daki son gelişmeler vardı. Çavuşoğlu, meşru hükümete darbe yapana kadar Hafter'le de görüşüldüğünü söyledi. Biz herkesle görüşüyorduk. Ta ki 4 Nisan'da Hafter'in Trablus'a saldırmasına kadar. Ondan sonra da tepki göstermemiz tabii ki bizim hakkımız. Bakan Çavuşoğlu, Hafter ve Saraç taraflarını bir araya getirmeye çalıştıklarını söyledi. Biz bir araya getirmeye çalıştık ama bu mümkün olmayınca. Ee, Ruslar Haftar'la çalıştı. Biz sarajla çalıştık. Karşılıklı bilgileri getirdik. Sayın götürük. Bakan Çavuşoğlu Berlin sürecinin başarılı olması için Libya'da ateşkes olması Gerektiğinin altını çizdi. Berlin zirvesine biz önem veriyoruz. Berlin sürecinin başarılı olabilmesi için ateşkesin devam etmesi lazım. Çok doğru. Ee, ateşkes bir taraftan çatışma varken Berlin'de biz e, burada siyasi süreçten bahsedebilir miyiz? Hayır. Libya'ya barış gelmesi için tüm ülkelerle çalışmaya hazır olduklarını vurguladı. Libya'da barış gelecekse, Mısır'la Onu da, da eğer barışa Belli katkı seviyede, sağlayacaksa bizim. Mısır da zaten gelecek masada olacak. Mesela kim Libya olursa olsun ile barışa, var. huzura katkı sağlayacak kim varsa masanın etrafında buna hayır demeyiz. Mevlüt Çavuşoğlu muhalefetin Suriye Milli Ordusu askerlerini Libya'da savaşacak ve onlara vatandaşlık verilecek iddialarını dayalanladı. Tamamen gerçekleşik. Gerçekten bu Suriyeliler üzerinde e, muhalefetin e, seçim zamanında özellikle çok yanlış tutumlar oluyor. E, o iddiaların hiçbirisi doğru değil.